Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fatoş ile biz bize kanalına nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah çok 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 iyisinizdir. Bizler Allah'a şükürler olsun, iyi diyelim, iyi olalım. Yine yerimdeyim ama makyaj için değil. Bu sefer BİM'den almış olduğum iki maskeyi deneyeceğiz. Bir de bir şey dikkatimi çekti. Kleder, Türk malı diyor ama ismi farklı geldi bana. Sadece dikkatimi çektiği için sizlerle paylaşmak istedim. Neden Kleder diye. Şimdi bu akşam bunu deneyeceğiz. Bunun içeriğini ben araştırdım. Şöyle, arkasında çok küçük yazılar var. Ben yine kağıda yazdım her zamanki gibi. Dermokil, kil ve kahve bileşiminden oluşan bir kil maskesiymiş. Tüm cilt tiplerine uygun diyor. Yalnız hassas ciltliler bekleme süresini 5 dakika tutsun diyor. Hani hassas ciltliler de kullanabilir ama bekleme süresi 5 dakika. Eğer hassas ciltli değilseniz 10 dakika bekleme süresi. Temiz yüze, göz çevresinden, tabii bütün maskelerde zaten göz çevresinden uzak tutacağız. Bunu biliyoruz. Göz çevresinden uzak olacak şekilde tabaka halinde sürülecek. 10 dakika bekletilecek. Hassas ciltliler 5 dakika. Sonra ılık suyla yıkayacakmışız. Arkasından da nemlendiricimizi süreceğiz. Tabii onu da ben söylüyorum ki olması gereken o. Ne diyor? Kafein ve kahve çekirdeği yağının cilt üzerinde kanıtlanmış etkileri sayesinde dermokil kahveli maske cildinizi pürüzsüz, ışıltılı ve güçlü görünüm kazandırır. Kil ve kahve tozları derin temizlik ve peeling yapar. Aynı zamanda diyor, şöyle bir iddiası var. Maske çekici kahve aroması ile hoş bir uygulama anı yaşatır. Göreceğiz bakalım. Hani his olarak bana ne verecek? Bu arada bir açalım bakalım yapısını. Sonra da içeriğindekileri ben size söyleyeyim. Şöyle zaten kapalı. Şöyle söyleyeyim. Bazı terimlere benim dilim dönmüyor. Birçoğumuzun da dönmüyor. O yüzden ben ne yaptım? İşte atıyorum. Zeytinyağının cilt bakım ürününe yarayan bir madde var içinde. Bu şekilde açıklamalar yapacağım size. Mesela tabii bunu açarken de söyleyeyim. Aqua su diyor. Bakalım nasıl bir o. Şu şekilde nasıl gösterebilirim size? Bu 75 milimlik bir ürün. Evet, kil böyle pütür pütür bir şeyi var. Bakalım. Görebilecek misiniz bilmiyorum ama içinde pütürcükler var. Kokusuna da bakmak istiyorum ben. Yani böyle kokladığım zaman çok hafif bir koku geliyor. Şöyle çok hafif elime bir alayım. Şöyle bir parça. Yani şu an kokluyorum. Baskın bir koku yok. Tekrar elime süreceğim. Bakacağım nasıl kokacak. Hafif böyle. Nasıl bunu anlatabilirim size? Tavşan gibi oldu. Hani tam böyle kahve gibi de diyemeyeceğim. Değişik bir koku. Şimdi içeriğindekileri ben size açıklayayım. Aqua su. Karşılıklarına baktım. İşte bazılarına dilim dönenleri size söyleyeceğim. Gliserol, organik bir alkol, zeytinyağının cilt bakım ürünü. Su içinde yağ emilsiyonlarını stabilize etmek için kullanılan bir emilsiyonlaştırıcı bir madde varmış. Kahve çekirdeği yağı, alkol denot, ispirto, bir de etil alkol demekmiş. Parfüm ve benzeri ürünlerde kullanılıyormuş. Yani kozmetik ürünlerinde diyelim biz kısa ve net. Arap kahve tohum tozu, fenoksietanol, kozmetik ürünler ve ilaçlarda koruyucu olarak kullanılan bir glikol eter. Koruyucu olarak kullanılıyormuş. Güzel bence. Kapril glikol nemlendirme özelliğine sahip bir yumuşatıcı etkileri bulunan ham madde demekmiş. Bu da güzel. Nemlendirme özelliği diyor. Kafein gıda maddelerinde kahve, çay ve benzeri maddelerde kullanılan bir ham maddeymiş. Parfüm varmış. Kısanta sakızı gıda katkıları ve birleşenlerinden biriymiş içinde bulunan. Akne, ciltte karıncalanma hissi,
Yaralar gibi tedavilerde kullanılan bir madde varmış yine. Sitrik asit limon tozu olarak da biliniyormuş. Karboksilik asitlerden renksiz, kristal yapılı organik bir bileşik, limon suyunun kaynar durumdaki karbonatla işlenmesinden oluşan bir ham maddeymiş. Bir de CI-774-99, CI-774-92, CI-774-91, 3 tane numara var. Bunları da merak ettim. Demir oksitlerin karışımı dudak ve yüz boyama için kullanılan mineral pigmentlerin birleşimlerinden biriymiş. Şimdi ben bunu uygulayacağım. Daha sonra bunu yarın değil ondan sonra yani 2-3 gün sonra bunu da uygulamak için geldiğimde bununla ilgili de açıklamaları yapacağım. Uygulamalarımı yaptıktan sonra bu videoda memnun kalıp kalmadığımı, herhangi bir reaksiyon, deformasyon yaşayıp yaşamadığımı sizlerle paylaşacağım. Bu videoda bu şekilde bir içerik olacak. Dediğim gibi bunda hafif bir koku var ama size tam tarif edemiyorum işin aslı. Çok değişik bir kokusu var. Baskın değil ama yüzüme sürdüğümde eğer ki o baskın gelirse bana onu da sizlerle paylaşacağım. Ben sürdüm. Çok baskın bir koku yok. Onu söyleyebilirim. Bakın ince bir tabaka halinde. Şu an işte şey yaptım. Yine hani göstereyim sizlere dedim. Sürdüm ince bir tabaka halinde. Hafif pütürlükler geliyor elime. Evet. Şu an çeyrek geçiyor. 25 geçe yıkayacağım ben. Bunu da göstereyim sizlere dedim. Dedim ya kullanırken size kokusunu söylerim diye. Çok baskın bir koku yok. Hatta çok daha Hafif. yıkamadım. Hafif böyle gerilmeye başladı cildim. 5 dakika oldu. O yüzden hassas ciltliler 5 dakika derken onu kastetmişler demek ki. Farkındaysanız şu an hani çok fazla bir gerilme değil ama hafif bir gerilme var. Yani 5 dakika oldu. 5 dakika sonra yıkayacağım. 2 gün sonrasından selamlar. Bugün de bunu deneyeceğiz. Kladerm'in arındırıcı kil maskesi, kolajen. Kırışıklık karşıtı cilt bakım desteği sağlar. Genç bir cilt görünümüne yardımcı olur. Gözeneklerin etkili temizliğinde önemli rol oynar. Tüm cilt tiplerine uygundur. 20 milimlik bir ürün. Bu arada herhangi bir deformasyon, herhangi bir reaksiyon olmadı bende. Bende oluşmadı. Çok yoğun bir kokusu yoktu. Bu arada araya girip söyledim zaten. Normalde bugün söyleyecektim ama o gün uyguladığım esnada da sizlere hani söyleyeyim. Bendeki yoğun bir koku yok. Yani tekrar bakacağım. Bu arada biraz moralim bozuldu. Onu da sizlerle paylaşacağım. Şöyle ya çok güzel bir koku değil. Bunu söyleyeyim. Yani kokluyorum. Böyle değişik bir koku ama hani bu eğer yüzümdeyken o kokuyu alsaydım belli bir noktadan sonra beni rahatsız edebilirdi. Onu söyleyeyim. Benim moralim neye bozuldu arkadaşlar? Kalem yumuşak olduğu için iki kere kullandım zaten. Bir video esnasında bir de araya girdim ertesi günü biliyorsunuz. O esnada kullandım. Bant gibi bir şey. Yani ne kadar gösterebilirim size? Bakın üstüm koyu olduğu için daha iyi anlayacaksınızdır. Açtıkça da ne oluyor biliyor musunuz? Yani şöyle bir toz şekline dönüştü. Bilmiyorum. Yani ben her şeye tabii ki ikinci şans verme taraftarıyım. Bu farklı bir konum ama aması da var. Bakın şimdi tekrar açacağım kalem tıraşımla. Kalem tıraşımı mahvetti bu arada onu da söyleyeyim. Ya bant. Şimdi açmadan önce de göstermeye çalışacağım size. Bant var üzeri içinden bant geliyor. Ben anlamadım. Biraz daha açayım bakayım. Yok arkadaşlar bundan resmen bakın şöyle bant parçaları geliyor. Bilmiyorum. Yani ben anlamadım. Bende mi oldu? Eğer bu şekilde sorun yaşayan varsa yazsın. Ya da alıp da bu tarz bir şeyle karşılaşmayan varsa yine yazsın. Ben hani tabii ki ürünlerin yani şöyle söyleyeyim elim sürekli o makyajdan sonra sürekli dışarı çıkarken bakkala gidiyorum diyelim şey buna gidiyor arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel. Diğer aldıklarım da çok güzel ama kalemi ben çözemedim. Yani bant geliyor ya.
Resmen bant geliyor. Şu an kalem tıraşımın içi doldu. Neyse onu ben daha sonra deneyeceğim tekrardan. Şimdi gelelim bu maskeye. Bu arada annemle sağlıklı bilgiler videomuzu izlediniz mi bilmiyorum. Onu da tekrardan sordum. Sizlere tekrardan doğal maskeleri önereyim dedim. Ton açmak, renk açmak için pirinç ununu 2 tatlı kaşığı pirinç unuyla, 1 çay kaşığı süt ya da yoğurtla haftada 2 sefer uygulanabilirmiş, 2-3 sefer. Süt daha iyi olur dedi. Onu söyleyeyim sizlere. Bir de maya var ya, hani hamurlarda kullandığımız maya. O mayayı az sütle karıştırıp bir limon da içine sıkacağız. Yani birkaç damla yeterli olacaktır. Haftada bir gün. Yani bunlar cilde doğal peelinglermiş, maskelermiş. Şimdi ben bunu yapısını merak ediyorum. Ama kaleme çok moralim bozuldu. Yani içinden bant çıkıyor. Açtıkça bakın parlaklığı görüyor musunuz? Bakın. Üstüm yani resmen bant çıkıyor. Ben anlayamadım. Diyorum ya bende mi var bir sorun? Yorumlar kısmına yazar mısınız arkadaşlar? Ben bunu açıp geleyim. Bunu kestim ben. Şöyle bir kokusuna önce bakacağım. Koku yok. Yani kokladığım zaman koku gelmedi. Bakayım gösterebilecek miyim size? Şu şekilde. Kınaya benzettim ben. Enteresan bir şekilde. Bu arada kalem masamın üzerini mahvetti açmaya çalışırken. Yani bilmiyorum ya. Bende var bir sorun herhalde. Şöyle bir şu şekilde bir yapalım bakalım. Çamur gibi. Şöyle bakın. Ben bunu bir süreyim. Geleyim. 5-10 dakika bekletilmesi. Ya ürün zor alınıyor. Parmağınızı sokup almanız gerekiyor. 5-10 dakika bekletilecekmiş. Kuru bir yapısı var. Bilmiyorum. Göz çevresinden uzak tutun diyor. Hani sürerken de göstereyim sizlere dedim. Yani çok kuru. Zaten tamam kuru olsun da ne bileyim. Anlamadım. Bunu da elinizi ya parmağımla şu an alıyorum. Ya kalem hakkında kullandıysanız, aldıysanız yorumlar kısmına yazar mısınız? Ben moralim bozuldu. Hani bende mi oldu bu sorun? Çünkü bant geliyor ürünün içine. Ben kötülemek de istemiyorum. Bakın farkındaysanız ilk sürdüğümde sert geldi dedim. Bu da kına gibi. İşin aslı renge. Öyle söyleyeyim. Göz çevresinden uzak tutun diyor. Şöyle sürelim. İçinde de var. Çok kuru, çok zor sürdüm. Bilmiyorum. Yani öbürünü fena değildi. İnce bir tabaka şeklinde sürdüm. Bu şekilde. 5-10 dakika bekletin diyor. Ben bir bekleyip geleyim. Şu şekilde oldu kuruyunca bakın. Şu an 10 dakika oldu ama tam kurumadı. Bu arada bakın. Yani kalemin içinden bant çıkıyor arkadaşlar. Hani şimdi nasıl güzel diyebilirim ben? Açamıyorum ki, kullanamıyorum yani. Kaldı. Yani bant çıkıyor. Açtıkça bant çıkıyor. Şu şekilde bant çıkıyor. Hoş bir şey değil yani. Bilmiyorum. Ben daha hani gideyim de işte ben bilmiyorum. Bir kere yüreksiz olduğum zaman da ya öyle de bir huyum var maalesef. Yüreksiz olduğum zaman kullanamıyorum. 5-10 dakika diyor ama tam kurumadı. Suyla yıkayacağım. 1-2 dakika daha bekleyeyim. Çünkü yıkama sonrasında 10 dakika bir kızarıklık oluşabilir diyor. Ben bir yıkayayım. 10 dakika bir bekleyeyim. Size sonucu söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi yıkadım. Suyla kolay çıkıyor ama hafif yüzüm yanıyor şu an. 10 dakika bir kızarıklık diyor. Yani yanmalar var. Batıyor sanki. Şu ana kadar kullandığım maskeler arasında en çok beni rahatsız eden yapı olarak bu oldu. Kuru ciltliğim muhtemelen hani kuru bir yapısı var ondan olabilir. 5-10 dakika, 10 dakika bir kızarıklık cildinizde oluşabilir dedim. Yani şu an yeni yıkadım. Ben size içeriğindekileri de söyleyeyim. Ya kaleme çok moralim bozuldu dediğim gibi bant çıkıyor. Açtıkça bant çıkıyor. Ben şimdi ne diyeyim? Ama bunun içeriğindekiler kil mineralleri, su, çözünür kolajen, Klein Minerals, aqua su demekti zaten. Asit, kolajen. Yani ben bunu bilmiyorum.
Sevemedim işin aslı. Ben sevemedim. Ya şimdi bana şunu diyeceksiniz muhtemelen. Hani BİM'den aldıkları. Hayır, alakası yok. Bakın, bunu kullanacağım. Bunu da BİM'den aldım. Bunu da BİM'den aldım. İkisini aynı gün aldım. Bunun yapısı, benim cildim zaten kuru. Şu an yanmalar var işin aslı. 10 dakika kızarıklık diyor. Husisi bu arada ben nemlendiricimi de süreyim. Sürmedim. Sonuç olarak şöyle söyleyeyim. Bunda şöyle baskın bir koku yok. 2 gün aradan zaman geçti. Onu da söyleyeyim tekrardan dedim. Yüzümde herhangi bir yanma olmadı, deformasyon olmadı, farklı bir şey olmadı. Bunu ben kullanırım. Ha, çok yoğun bir kokusu yok, baskın bir kokusu yok. Eğer ki aşırı yoğun kokulardan rahatsız oluyorsunuz ama normal kokular sizi rahatsız etmiyorsa kullanabilirsiniz. İnce bir yapıya sahip, sizlere de gösterdim. Buna gelirsek, bunun yapısı şu şekilde sıkınca geliyor ama ben bunu tekrar kullanmam. Zaten cildim kuru. O yanma hissi, bakın nemlendiricimi de sürdüm, yeni yeni geçmeye başladı. Ne kadar zaman oldu? Yani yarım saatten fazla. Öyle söyleyeyim. Şu ana kadar sürdüğüm hiçbir maskede ben bu sorunu yaşamadım. Ha, zaten çok büyük bir performans, hani fiyat olarak beklemiyorum. Bu farklı bir konu. Yani ikisini de aynı yerden, ikisini de aynı şekilde aldım. Şöyle söyleyeyim, bunu 15.50'ye aldım. Eğer alışveriş videomu izlemediyseniz fiyatlarını tekrardan da söyleyeyim. Bunu da 4.75'e aldım. Tabii ki hani çok büyük bir performans beklemiyorum ama benim cildim kuru olduğu için ben rahatsız oldum. Yani yapı olarak bana hitap etmedi diyeyim, kötülemiyorum da. Tabii ki sizler isterseniz alıp kullanabilirsiniz. Bu bitenlere gidecek. İşin aslı var, içinde ürün var ama ben bir daha kullanmak istemiyorum. Sevmedim yapısını. Bunu devam edeceğim. Tabii ondan önce ya yani kaleme çok canım sıkıldı, modum düştü. Bu arada kendime bir şöyle taylot yaptım. Biraz boğazlarımda yanma var. Garnier'in kağıt maskesini kullanmıştım ben. Daha önce o videomu izleyenler bilir. Bitenlere koydum zannediyorum ama dalgınlığıma gelmiş. Sanırım atmışım, bulamadım. Size bitenler biriktiriyorum. Birkaç ürünüm daha var. Onlar da böyle 2-3 kullanımlık, işte az az. Onlar da bir bitsin. Ondan sonra bir bitenler videosu yapacağız. Nasipse Rabbim'den bir zeval gelmezse. Bu şekilde bu arada bakın. Yani 2 günde, 3 günde bir aklıma geldikçe işin aslı. Makyaj temizleme losyonundan döküyorum. Diadermin. Bunu da makyaj fırçaları, işte siyah noktaları da filan temizliğinde kullanıyorum ben bunda. Bunun da ucu çıkıyormuş bu arada arkadaşlar. Hani ben direktmen şey yapıyordum, şu şekilde yıkıyordum. Neyse, 3 tane daha gratisten almış olduğum kağıt maske var. Bir Beauty'nin arındırıcı, canlandırıcı, nemlendirici falan artık. Bunları deneyeceğim. Belki dener, size yorumlarımı sonrasında bir video yaparım. Bu şekilde arkadaşlar, istediğiniz farklı içerik olursa da hani yorumlar kısmına belirtirseniz elimden geldiğince yayınlamaya çalışırım sizler için. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım keyifle, severek izlediğiniz bir video olmuştur. Bana destek olmak için kanalıma ücretsiz olarak abone olabilir, videolarımı beğenebilir ve gelecek videolardan haberdar olmak için de bildirimlerinizi açabilirsiniz arkadaşlar. Beni çok mutlu edersiniz. Destek çok önemli. Destek olan herkese çok teşekkür ederim. Görüşünceye dek hoş ve dostça kalın. Allah'a emanet olun.